Şimdi DC-DC yükseltici devremiz bitti. Artı hattımız, eksi hattımız, 1.5 volt pilimiz, anahtarımız kullanmadığımız zaman kapatmak için, zaman açmak için, SMPS trafomuz, 1 kilo direncimiz, NPN transistörümüz, FA13009, benzi bacağı, kolektör bacağı, emiter bacağı, Brem 5408 diyot, anot bacağı, katot bacağı, 1000 mikrofarad, 50 volt kondansatör, artı bacağı, eksi bacağı. Artı çıkışımızı buradan alacağız. Eksi çıkışımızı buradan alacağız. Şimdi bir tane ölçü aleti bağlayarak test edelim arkadaşlar. Kaç voltaj çıkıyor, nasıl çalışıyor. Ona göre uygulamalı olarak devam edelim. Şu an ölçü aletini bağladım. Anahtarı açtığım zaman Devrem çalışıyor. Gördüğünüz gibi voltajımız hızlı bir şekilde çıkıyor. Şimdi bura anahtarlama yaptıkça SMPS trafosundan voltajı çıkartıyor. Bunu durdurmamız gerekiyor. Onun için de şimdi biraz daha yükselsin. Gördüğünüz gibi 24 voltu da geçiyor. 50 voltu da geçtikten sonra en son kondansatör patlar arkadaşlar. Bunu yapabilmek için voltajı sabitleyebilmek için 12 voltluk zener diyot kullanacağız. Zener diyotların normal diyotlar gibi anat ve katot ucu vardır. Normal diyotlar gibi bağlarsanız normal diyot görevi görür. Eksi ile artıya arasına bağladığınız zaman zener diyot kaç volt saçsa o voltajda sabitler. Şimdi kapatalım. Ben voltajı da deşarj edeyim. Eksi ile artı hattına çıkış attığımızda 12 voltluk zener diyotumuzu bağlayalım. Ölçelim. Voltajımız bu şekilde yine çıkacak mı? Ondan sonra bir alıcı bağlayarak test edelim arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu benim artı çıkış attım. Burada benim eksi çıkış attım ya. Zener diyotumun katot ucu burası. Anot ucu burası. Cener diyotlar devreye ters bağlanır. Artı tarafıma ben katot ucunu bağlayacağım. Eksi tarafıma da anot ucunu bağlayacağım. Bu size bilgi olsun arkadaşlar. Şimdi açıyorum. Bu voltajın fırlayacak mı? Bu kontrol edelim. 12 voltta sabit kalacak mı? Gördüğünüz gibi voltajımız sabit kaldı. Biraz önceki gibi yükselmiyor. Zener diyotum benim 12 volt olduğu için. 24 volt olsaydı bu 24 volta kadar çıkacaktı. 5 volt olsaydı 5, e, 5 volta kadar çıkacaktı. Biraz sonra mantığını anlatacağım. Şimdi bir alıcı bağlayalım. Nasıl çalışıyor kontrol edelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi LED'imiz de sağlıklı bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Şimdi bizim bu zener diyotumuz 12 volt olduğu için 12 voltluk bize burada gerilim veriyor. Benim elimde bir tane daha 12 voltluk zener diyot var. Bunları seri bağladığımız zaman da buradan 24 volt alırız. Şimdi seri bağlayarak buradan 24 volt alalım arkadaşlar. Şimdi anahtarımı açıyorum. 24 volta çıkıp sabit kalacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 24 volt da sabit kaldı. Benim bu bir tane zener diyotum. 12 volttu. 12 volt da sabit bırakıyordu. Elimde 24 volt zener diyot olmadığı için ikisini seri bağladım. 24 voltluk zener diyot elde etmiş oldum. Şu an voltajım benim 24 voltta sabit kalıyor. Ben Şimdi kaliteli güzel bir devre oldu. Transistör de çok iyi bir transistör. Ben size çalışma mantığını anlatayım. Kafanızda oturmuştur arkadaşlar. Hemen ben size malzemeyle söyleyeyim. 1.5 volt pilimiz, artı hattımız, eksi hattımız arkadaşlar. Anahtarımız kullanmadığımız zaman kapatmak için, kullanmak istediğimiz zaman açmak için. SMPS trafomuz, 1 kilo direncimiz, NPN transistörümüz. Transistörümüzün bacakları bez bacak, kolektör bacak, emiter bacak. 1 m 5408 diyot, Anot bacağı, katot bacağı, zener diyotlar zaten biliyorsunuz. Kondansatörümüz 1 mikrofarad 50 volt. Artı tarafı, eksi tarafı arkadaşlar. Malzemelerimiz bunlar. Şimdi ben çalışma mantığını anlatayım. Şimdi arkadaşlar pilimizin artı tarafı, eksi tarafı. Eksi attığımız direkt geliyor. Transistörün emitter bacağına giriş yapıyor. Pilin artı tarafı anahtar üzerinden geçerek SMPS trafosuna giriş yapıyor. SMPS trafosunun sağ tarafındaki olan çıkış düşük omajlı çıkış. Sol tarafta olan ise yüksek omajlı çıkış. İşlemimiz buraya kadar. Bu transistör NPN bir transistör. Bez baca, kolektör baca, emitter baca. Bu transistör nasıl çalışıyor? Bez bacana artı tetik, küçük bir mini volt verdiğiniz zaman, artı tetik verdiğiniz zaman emitter bacandan eksi voltaj girip kolektör bacandan eksi voltaj çıkıyor. Şimdi benim artım buradan geldi. Düşük omaclı kısımdan çıkarak, 1 kilom direnç üzerinden geçerek bez bacağımı tetikledi. Bez bacağımı tetiklediği zaman Eksi voltajım benim emitterden gelecek. Kolektör bacağından çıkma, çıkış yapacak. Anahtarlamasını bu şekilde yapacak. Trafom üzerinden gelen benim yüksek omajlı kısımdan gelen artım da kolektöre girdiği için eksi ile artı birbiriyle çakışıyor arkadaşlar. Bu işlem çok hızlı oluyor. Artı sürekli tetiklediği için. Çakıştığı için daha fazla voltaj yükseliyor. Yükseldikçe bu voltaj geri gitmemesi için artı voltaj diyot üzerinden geçerek Diyotlar bildiğiniz gibi tek yönlü akım geçirir. Artı voltajım geri gitmiyor. Geri gitmediği için ben voltajımı sabit tutmuş oluyorum. Yükselen voltajı. Burada da benim bir depo işlemi yapmam gerekiyor. Hemen voltaj deşarj olmaması için kondansatör kullanıyorum. Devrem benim bu şekilde çalışıyor. Zener diyotlar da çıkan fazla voltajı kaç voltsa üzerinde sabit tutarak voltajımı sabitlememi sağlıyor. Devremimizin çalışma mantığı bu şekilde basit. Şimdi bu SMPS trafosunda kafanız karışmış olabilir. Onu da ben size şu şekilde söyleyeyim. Elinizde şöyle bir bobin olabilir. Bobinin orta ucu çıkmış olmayabilir. Burayı maket bıçağıyla kazırsınız. Çünkü üzeri vernikli. İyice kazdığınız zaman ortaya bir lehim atarsınız. Veya kendinizi sararsınız. Kendinizi sardığınız zaman işlem bu şekilde. Gelen artı voltajı direkt yapacaksınız. Yani 2x0 yapacaksınız düşük olan omaj kısmıyla bez bacağını tetikleyeceksiniz. Yüksek olan omajlı kısımla da kolektör bacağına giriş yapacaksınız. İşlem bu kadar. Belki sizin elinizde bu bobinden olmayabilir. Benim bu devrede yaptığım gibi SMPS trafosu olmuş olabilir. Onu da bu şekilde yapmak için gördüğünüz gibi iki tane burada ucu var. iki tane burada ucu var. iki tane de burada ucu var. Toplam altı tane uç var. Buradaki işlemler de şu şekilde arkadaşlar. Şu iki uç da şöyle tabloda olduğu gibi. Şurada da şu şekilde sarılır. Şurada da şu şekilde sarılır. Şimdi bunları şunu ikisinin omacı yüksektir. Şunların düşüktür. Şuranın biraz daha fazladır. Şu iki ucu birleştirerek burayı tek çıkış yapıyorsunuz. Bu iki ucu ben birleştirdiğim zaman bu iki sargı birleşiyor. Buradan iki tane çıkış alıyorum. Ben buradan iki tane çıkış aldığım zaman şu ortayı birleştirdiğim zaman buradan da iki tane çıkış alıyorum. Buradaki iki çıkışı birleştiriyorum. Buradaki iki çıkışı birleştiriyorum arkadaşlar. Birleştirdiğim ucum birleştirdiğim ucum direkt ana artıma giriyor. Burada da bir düşük omajlı kısım olur. Bir de yüksek omaclı kısım olur. Düşük olan omajlı kısımla bez bacağını tetiklersiniz. Yüksek olan omajlı kısımla da artı hattından kolektöre götürürsünüz. İşlem bu şekilde arkadaşlar. Bu devrenin farklı varyasyonlarını da yaparız. Bu zener diyot yerine TL431 koyarız. Potansiyometre bağlarız. Ayarlı DC-DC yükseltici yaparız. Bu 1.5 volt pil yerine Lyon pil kullanırız. 3.7 volt. Modül takarız, şarjlı olur. Farklı farklı varyasyonlarını yaparız arkadaşlar. Gayet güzel, kaliteli bir iş oldu. Transistörümüz de güzel. Yani kaliteli, başarılı bir şekilde çalışıyor. Uzun zamanlar kullandım, hiçbir sorun yaşamadım. Bu şekilde arkadaşlar. Herkese görüşmek üzere. Herkese iyi günler dilerim.